Evet. Süt hayvandan sağıldıktan sonra makinede kaymağı ayrılıyor. Sade süt. Ve kaymağı. Bu şekilde kaymak bir süre bekledikten sonra yağa dönüşecek. Evet, kaymak kaynatıldıktan sonra bir müddet bekliyor, soğuyor ve karıştırmaya başlıyoruz. Suyu çıkıncaya kadar karıştırılıyor. Koyu sütü ayrıldı. Şimdi yıkama salgısı. Yıkıyoruz şu anda. Kaymak artık yağ oldu. İyice içinin tortusu, koyu sütü bulanıklığı giderinceye kadar yıkanacak ve sonra içerisine yeterince tuz karıştırdıktan sonra normal tadını buluncaya kadar yine yıkanmaya devam edecek. Sonra son aşamaya geçilecek. Evet, yağımız oluştu. Topak haline getirildi. Neredeyse yemeğe hazır. Evet, süslemeleri de yapıldı. Son bir rötuş kaldı. Evet, son rötuşta yağlarımıza yapıldıktan sonra rötuşumuz çörek otu. Bu kadar uğraştık. Yağlarımıza nazar değmemesi lazım. Değil mi? Evet, ne demiştik? İlk önce sütümüzü makineden geçiriyoruz. Makineden geçtikten sonra kaymak oluşuyor. Kaymağımız soğumaya bırakılıyor. Ama bu arada ayrılmış olan sade sütümüz peynir yapılıyor. Bu yağsız peynir. Kaymağımız çalkalandıktan, yıkandıktan sonra koyu sütü ayrılıyor. Koyu süt çok faydalı bir ürün aslında. Bunu içebilirsiniz de. Ve yağımız servise hazır. Taze taze. Nefis tereyağı. Organik. %100 organik. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tereyağımızın, peynirimizin nasıl oluştuğunu görmüş olduk. Hoşça kalın. Afiyet olsun.